sürekli gözünü kırpıyor, tüm yüz bölgesi kasılıyordu. Tiki yüzünden hayatı kabusa döndü. İsviçre'de ameliyat olan kadın iyileşemediği gibi duyma yetisini de kaybetti. Türkiye'ye dönen gurbetçi Atatürk'ün meşhur sözünü hatırlattı. Diğer gözünü de etkiliyor sanki değil mi? Hmm. O kırptıkça o da kırpılıyor gibi. Kırpıyor. Kendim aynaya bakamıyormaz hal geldim. Toplum içine girememez hale geldim. Yüzde böyle böyle göz kasılması oluyor. Karşı taraftaki göz kırptığı zaman yanlış anlaşılıyor. Gözlerinizi iyice yumun, açın. Aynur Bozkaya İsviçre'de yaşıyor. 4 yıldır da yüzünün sol tarafında meydana gelen tik yüzünden hayatı adeta kabusa döndü. Uyku bile uyuyamıyorsun. Uykuda bile seni uyarıyor. O kadar şiddetli atıyor ki. Bu hastalığının tedavisi içinse İsviçre'de bıçak altına yattığı ameliyat oldu. Ancak ameliyatın ardından hem tik sorunu ortadan kaybolmadı hem de Aynur Hanım'ın kulağı duyması hale geldi. Kulağını da kaybetmiş olması tabii ki onun için büyük bir travma. Daha kötü hale geldim. Felç olurum diye korktum. İsviçre'de ameliyat olan Aynur Bozkaya'nın dünyası başına yıkıldı. Aradan aylar geçti. Türkiye'ye kızının yanına ziyarete geldi. Kendini Türk doktorlara emanet etti. Bu hastalık yıllarca sürüyor, uzun sürede sürüyor ve hiçbir şekilde bir tedavisi yok aslına bakarsanız. Yani botokstur, diğer ilaç tedavileri bunlar da etkili değil. Bunu tamamen ortadan kaldırmanın en iyi yolu ve en iyi yöntemi ameliyatla temas eden damarla sinir arasında bir yastık koymak. Teması ortadan kaldırdığımızda hastalık ortadan kalkıyor. Türkiye'deki ameliyatın ardından Aynur Hanım sağlığına kavuştu. Kulağı da yeniden duymaya başladı. Sürpriz oldu bizim için aynı zamanda. Çok mutluyuz şu an. Atatürk demiş ki zaten kendinize Türk doktorlarımıza emanet edin. Gerçekten doğru söylemiş adam. Çok mutluyum. Anlatılmaz. Yaşamayınca bilmez kimseye de yaşatmaz. Beni Türk hekimlerine emanet edin diyen Aynur Hanım 4 yıl aradan sonra aynalarla barıştı. Şimdi artık rahatça yüzüne bakabiliyor. Hoş geldin yeni Aynur. Allah'ıma şükürler olsun.